Hoş geldiniz. Nasılsın? İyi abla, sen nasılsın? İyiyim. Saçların çok güzel. Bu yeni tarz mı? Evet. Benim oğlum da yapıyor, buralara bir şeyler yapıyor. Gençlerin bayılıyorum bu saatlerce aynanın karşısına o hayal ettikleri tarzı oturtana kadar. Evet. Kaç yaşında Mertcan? 18. 18 yaşında. Yeni mi girdin? Hı hı. Doğum günü de kutlu olsun. Teşekkür ederim. Benim doğum günüm hiç kimse kutlamamıştı, biliyor musunuz? İlk defa siz söylüyorsunuz ağzınızda. Ne diyeceğimi bilemedim. Ya da 18 yıl boyunca doğum günün olduğunu farkında mıydın? O gün senin için önemliydi de önemsiz hale mi getiriyordun? Kutlayacak kimsem yoktu abla. Yani... Arkadaşların peki? Fazla benim arkadaşım yok ki. Daha kapalık mı yaşıyorsun sen? Yok. Bazen okula gidiyorum işte. Hı hı. Ailelerimde hafta sonları çalışıyorum. Hı hı. Yani fazla sosyalleşemiyorum yani. Sosyal. Nerede yaşıyorsun? Ankara'da yaşıyorsun. Neresinde Ankara'nın? Yeni Mahalle'de. Yeni Mahalle'de. Baban İlker Hazer. Evet. Annen Ayten Akın. Evet. Aslında 13 yıldır, hatta 15 yıldır görmediği anneciğini arıyor. Mertcan Hazer. Annenin fotoğrafı da ekranda sevgili seyirciler. Annen ve baban sen 2,5 yaşındayken 2008 yılında boşanıyorlar. Evet. Ve velayetin babaya veriliyor. Evet. Ve annen, pardon baban, sen 8 yaşındayken Perihan isimli kişiyle evleniyor. Evet, ben 10 yaşındayken. Babanın yanında mı büyüdün? Ben de, işte biraz aralıklı. Ben bazen işte babamgile gidiyordum. Üvey annem beni istemiyordu. O çaresizlikte geri dedemgile gidiyordum. Yani çoğu zaman dedemle büyüdüm yani. Hayatının büyük bir bölümü deden ve babaannenle mi geçti? Evet. Hep onların yanındaydı. Ve amcam da vardı. Amcan da vardı. Onlar neredeydi? Onlar evet. Da Ankara'da. Evet. Babanla ilişkin nasıldı? Yani bir iyi oluyorduk, bir kötü oluyorduk. Yani bir benim yanıma fazla gelip gitmezdi. Seni hayatındaki anne olarak konumlandırdığın kişi? Nasıl yani? Bazen hani annemizin yerine koyduğumuz biri vardır hayatımızda. Var. O kendisini şu an çok iyi biliyor. Şu anda beni izliyor, kız arkadaşım. Yani bu dünyada ona verdiğim değeri başka hiç kimseye veremedim yani. Dedemden bile çok sevdim onu. Ne kadardır arkadaşsınız? 3 yıl. 3 yıldır. Flört ediyorsunuz yani. Evet. Seviyorsunuz birbirinizi. Çok severim onu. Annem kadar olmasa da seviyorum. Seviyorsun. Evet. 18 yaşına geldin. Baban kendi hayatını kurmuş. Eminim annen de kendi hayatını kurmuştur. Ve sen babaannen ve dedenle büyüdün. Ve bugün bu programa gelme sebebin anneni aramak. Evet. Ya ben niye arıyorsun onu? Ya kısa bir süre sonra askere gideceğim. Askerliğim olacak. Dönmek var, dönememek var. Bir anne sevgisini yani şey yapmak istiyorum, hissetmek istiyorum yani. Nasıl diyeyim? Mesela başka bir zaman bazen bir 2-3 tane arkadaşım var mahallede. Onlarla birlikte oluyoruz. Hı hı. Annesi arıyor. Diyor ki oğlum aç mısın? Susuz musun diyor. Ben o anda bir boşluğa düşüyorum. Bakıyorum telefonuma, beni arayan yok, soran yok. Merak eden yok. Merak eden yok. Senin için tedirgin olan, üzülen, senin o davranışından dolayı şikayet eden yok. Geçen gün oldu herhalde söylediğimde. Of senin bıktın bu soğuklarda çıplak gezmenden de üşütüp pasta olacaksın. Ne halin varsa gör diyen biri çok kıymetli. Evet. Bunun için aslında kızılmak istiyorsun. Açlığını tokluğunu biri sorgulasın ve seninle ilgilensin istiyorsun. Sizin de daha önce söylediğiniz gibi ablacığım, bazı benim gibi arkadaşlarım var. Annelerine çok şey yapıyorlar, çok karşılık geliyor. Bazen hakaret bile ettikleri oluyor. Buradan ben onlara seslenmek istiyorum. Seslen. Yapmasınlar. Bak ben buraya çıkmışım, bak ne hallerle buradayım. Buramı tac ederim ben annemi, tac. Bulayım annemi, burada tacı, buranı da gezdiririm annemi. Lütfen yapmayın. Annelerinize öyle kötü davranmayın. Benim tek isteğim yani... Benim yaşlarımda, benim gibi olanlara, annesi şu anda yanında olanlara bunu söylemek istiyorum. Senin annen olsa, anneni bulsam, onunla bir hayata başlasan ilk ne yapmak istersin? Böyle yemyeşil bir çimenli, doğa yani böyle orada fotoğraflar, yemekler, çok güzel yemekler yederim ona işte. Her şey yapmak isterim anneme. Piknik mi yaparsın? Piknik. Sadece ikiniz misiniz? Başka birini ister misin yani? İstemem.
Tek o günlük istemem başka birini. O gün hiç kimse olmasın. Bir evet. Piknik yap. Yani duygumu gösteremem ona. O an bir başka biri olsa o annesizlik duygumu şey yapamam, sarılamam ona. Ne sorarsın ona? Ya ilk başta yani neden diye sorarım. Neden beni? Neden beni bıraktın? İşte hangi şartlar altındaydın? Kim istemedi beni? Sorarım yani anneme. Annenle baban boşanmış. Sen aslında normal diğer gelen konuklarım gibi terk edilmiş gibi biri değilsin. Babaannenin evi belli. Hı hı. Babanın yeri belli. Ve gelip o kapıyı çalıp bir de velayet babana verilmiş. Annenin de günleri belli. Evet. Yani diyor ki mahkeme, sen diyor Mertcan babada kalacak, cumartesi günleri gelip göreceksin diyor. Ya da 10 günde evet, bir evet. Gelip göreceksin. Var var. 23 Nisan olsun, benim doğum günüm olsun. Annenin bayram günü olsun. Tatilleri, evet. Sömestrler. O tarihlerde anne gelip seni görmüyor. Bir ara işte ben 5-6 yaşlarındaydım. Hayal meyal annemi hatırlıyorum biraz da olsa. Hı hı. Yani birden karşıma çıktı, oğlum diye bana geldi. Ya her insan, yani her çocuk o yaşta şey yapar. Yani korkar kaçar annenin elinde. Tanımıyorsun, etmiyorsun yani abla. Hı hı. Korktum ve ondan kaçmaya başladım. Kaçarken de bizim bir komşumuz beni tuttu, anneme verdi. İşte sarıldı falan, oğlum dedi, ben senin annenim falan dedi işte. Ondan sonra o sıra dedim geldi aldı beni. Hı hı. Zarar veriyor sandı herhalde. Aldı beni, geri kalanı hatırlamıyorum. 2,5 yaşından sonra, 2,5 yıl sonra 5 yaşındayken bir kere hayal meyal. Evet. Verdiğin tepki de çok insani, çok bir çocuk, evet, tepkisi. Evet. Ama sonra bir daha hiç seni aramamış. Mesela bu senin içinde öfke oluşturabilirdi. Yok, yerin belli ya. Kardeşim, niye gelmedin? Belki şartı yok, gelme gücü yok. Baban ve ailen nasıl anlattı anneni sana? Yani burada söylenmeyecek kelimeler ablacığım. Kötü. Evet. Aslında yabancılaştırma. Evet. Söyledi, terk edilmiş bir çocuk değilsin değil. Sen ama bu ülkede sancılı geçen boşanma sürecinden sonra anne ya da babası tarafından yabancılaştırılan bir çocuksun. Aslında boşanmanın sancılı sürecinde olanın çocukları olduğunun en güzel de göstergesisin. Yani velayet ya annede ya babada, kim kaparsa velayeti diğer taraf çok kötü. Hep duyduğumuz cümle şu değil, evet, miydi? Sen bir daha o çocuğu görebilecek misin? Buyurun, sen bir daha o çocuğu görecek misin? O çocuğu gördük milyonların önünde. Telefon attığında kız arkadaşının annesi Yurdagül Hanım var. Evet. Nasıl hitap ediyorsun kendisine? Abla. Yurdagül abla diye. O zaman buyurun, alo deyin. Alo. Alo. Gül abla. Efendim canım. Çok şükür Mert, sonunda çıktın. İzliyoruz seni. Çıktım abla, çıktım. Tamam, üzülme, hiç üzülme. İnşallah anneni bulacak Esra Hanım. Tamam, hiç üzülme. Bak sen üzüldün mü, biz de üzülüyoruz. Lütfen üzülme. İnşallah anneni bulacağız. İnşallah abla. Yurdagül Hanım. Efendim Esra Hanım. Hoş geldiniz yayına. Ne kadar zamandır Mertcan'ı tanıyorsunuz? Mertcan'ı 5-6 aydan beri tanıyorum. Çok iyi bir çocuk. Hep annesizliğin özlemini gideriyordu. İşte ben de size önerdim. Kendi imkanlarıyla aradı, bulamadı. Hep merak ediyordu annesini. Yani öyle herkesi, annesi olanlara çok imreniyordu, özeniyordu. Ben de dedim işte böyle böyle, git Esra Hanım anneni bulur dedim. Teşekkür ediyorum. İnşallah elimizden geleni yaparız. O mutlu anı hep beraber yaşarız. İnşallah Esra Hanım, sana güvenerek gönderdik. Nasıl bir delikanlı Mertcan? Sizin Mertcan kızınızla arkadaşlık yapıyormuş. Evet evet, arkadaşlık yapıyorlar. Mertcan çok efendi bir çocuk. Tanıdığımdan beri çok dürüst. Çok hüzünlü yani. Çok anne sevgisi. Sevgisiz büyüdüğü için böyle çok hüzünlü bir çocuk. Evet, ben işte anne sevgisi veriyorum ama ben annesi kadar olamadığım için hep bir boşlukta. En çok mesela sizin bilmiyorum evinizi ziyaret etti mi ya da bir yerde gördüğünüzde sizin kızınıza olan yaklaşımınızda ya keşke benim annem olsa bana da böyle davransa dediği anlar oluyor mu? Tabii ki evet evet. Ya, çok evet, sevdim ya, abla.
evime geliyor, paylaşıyor bizimle. İşte benimle her derdini paylaşır. Ne güzel. Yani onun üzüntüsü aynı benim de üzüntüm. Çok üzülüyorum o haline. Böyle İnşallah. Sevinmek de kıymetli. Evet, onu çok sevdim ben. O benim canım bir tanem. Teşekkür ediyorum vallahi. Sağ olun yayına bağlandığınız için. Yani bak şimdi olgunlaşmış çocuklar var ya, 3 yıldır arkadaşlık ediyorlar. Birlikte olduğu arkadaşı diyor ki git anneni bul. Evet. Ailesi diyor ki git anneni oğlum bul. Ayten Akın'ı arıyoruz. O dönemlerde Ankara'da yaşıyorlardı. Evet. Ve İlker Hazer'le bir evlilik yapıyorlar. 2008 yılında bu evlilik bitiyor. İlker Hazer'in ve anne Ayten Akın'ın da fotoğrafı ekranda. Tam 2,5 yaşındayken boşanma gerçekleşiyor. Velayet babaya veriliyor. Anne bir kez sanırım 2010 yılında geliyor, oğlunu görüyor ve sonrasında bir daha oğluyla iletişim kurmuyor. Her şeye rağmen ben annemi arıyorum diyen bir evlat var burada. Mertcan Hazer. Ayten Akın'ı tanıyan ve bilenlerin ihbarları bizim için çok önemli. Sen buradan annene nasıl bir çağrıda? Bunca yıl içinde biriktirdiğin bir özlem var. Yani ona ulaşmak için içinde biriktirdiğin bir duygu var. Sen annene ne söylemek istersin? Sanki karşındaymış gibi. Ya yani gelince derim ki neden bıraktın diye şey yaparım yani, hüzünlenirim ama sonra da kıyamam, sarılırım. İşte kokusunu çok özlerim abla. Bir annenin kokusu, ne bileyim yani, bir derler ya abla. Serçe gözyaşı da anlatılmış bir şey. Neydi o ya, unuttum. Olsun, hatırlarsın sonra, benim de aklıma gelmedi. Ona doya doya sarılmak istiyorum. Ne bileyim yani, varlığını hissetmek istiyorum. Buram çok kötü benim. 18 yıldır buram çok kötü. Boşlukta. Yatıyorum, ya yatınca direkt aklıma geliyor. Direkt hiç çıkmıyor zaten aklımdan da. Hazırım. Birkaç dakika bekleteceğim seni. Şu anda kız arkadaşın ne halde olduğunu da merak ediyorum. Herhalde o da sıçramıştır seninle. Yok, o şu an okulda. Okulda mı? Hı-hı. İnanamıyorum. Mertcan'ın programa başvurma konusu annesini aramak ama onu diğer konulardan, ya biyolojik ailesini arayanlardan farklı kılan, onu dünyaya getiren annesinin kim olduğunu bilmesi, 2,5 yaşına kadar onunla beraber olması ama ondan sonraki hayatında o annenin yokluğu. Bugün 18 yaşındasın. Bu büyüme sürecinde annene en çok ihtiyaç duyduğun anı hatırlıyor musun? Vardır hayatımızda öyle anlar. Var. En çok okulda, bir ortaokulda düşmüştüm. Yok, çok özür dilerim. Şeyde, basketbol topu oynarken arkadaşım bana birden fırlattı. Sol orta parmağım kırılmıştı. Orada anne diye bağırdım. Etrafa baktım, bakınca kimse olmadığını gördüm yani. Kimse gelmedi. En çok orada kırıldım. Şu cümleye ihtiyaç duyuyorsun. Tamam, geçecek. Ben buradayım. Evet. Ben senin yanındayım. Ben seni iyileştireceğim. Merak etme, ben yanındayım. Diyenim olmadı abla. Hayatta biliyor musunuz, bana göre bir evlatla anne ya da babayla çocuk arasındaki en önemli diyalog bu. Sadece bunu duymak istiyorsunuz. Çok iyi beslenmek değil, ruhunuzun beslenmesini istiyorsunuz. Ben buradayım, ben senin yanındayım, biz seninle her sorunu aşarız. Ben seni bu dünyadaki her şeyden korurum cümlesini o güvendiğiniz insandan duymak istiyorsunuz. Ve sen bunu hayatın boyunca hiç... Duymadım. Hayatında bu yine bu büyüme sürecinde keşke annem olsa dediğin, onunla tanıştırmak istediğin biri var mı? Var. Sizin de bildiğiniz gibi kız arkadaşım var. Onun ailesiyle tanıştırmak isterim. Ya yani onlar da çok istiyor tanışmasını. Tanıştırmamı da çok istiyorlar. Yani onu sevdiğini, bir kızı sevdiğini kendini itiraf ettikten sonra annene söylemek isterdin. Evet. Anneni buldum dedim. Mertcan annesini arıyordu, 2,5 yaşından beri görmediği, 5 yaşında sadece hayal meyal hatırladığı
annesini aramak üzere geldi. Onu buraya gönderen de arkadaşlık ettiği, yoldaşlık ettiği, hayatı paylaştığı, beraber öğrendiği, çok sevdiği bir kız arkadaşı var. O ve onun ailesi onu destekliyor. Annen şu anda telefon hattında. Alo. Alo. Oğlum. Mertcan. Yavrum. Anne. Kuzum. Ağlama, ağlama. Lütfen ağlama. Yıllarca seni aradım anne. Annem, kuzum. Yıllarca bu sesi duymak için buralara geldim ta. Annem ağlama, ağlama. Ben buradayım artık, senin yanındayım. Ağlama olur mu? Lütfen. Bir tanem benim, ağlama. Seni çok seviyorum anne. Ben senin dünyalar kadar oğlum. Ağlama lütfen. Artık bulduk seni, bulduk birbirimizi lütfen. Mertcan sizi aramasaydı siz onu arayacak mıydınız? Ya ben çok aradım ama bulamadım. Babası zaten kaçırdı benden. Yani çok aradım. Oğlum beni istemedi gittiğimde yanına. Kaç yaşındaydı beni sizi istemediğinde? Küçüktü, çok küçüktü. Hatırlamıyor zaten kendisi. Yani aslında daha çocuk ve bebek arasında bir yerdeydi değil mi? Evet, evet. Dürtülerinin onu kontrol etmesi mümkün. Yani istemedi. Ben işte babası kaçırdı benden. Ben çok aradım, çok uğraştım. Ama bulamadım. Kendisine ulaşamadım hiçbir şekilde. Dün de altını çizmiştim. Mertcan'ı diğer biyolojik ailesini arayanlardan farklı kılan boşanmış bir anne babanın çocuğu olması. Yıllarca aynı evde mi yaşadınız? Kiminle? Siz. Dedenle, anneannenle. Evet. Evet. Yani onlar bu 18 yılda adres değiştirdiler mi? 3 sefer değişiklik oldu. 3 sefer değişiklik oldu. Yani ben çok aradım kendisini ama hiçbir şekilde ulaşamadım, bulamadım. Bugün bir hayat kurdunuz mu? Çocuklarınız var mı? Evet var, çocuklarım var. Kaç kardeşi var Mertcan'ın? 3 tane. Kaçı kız, kaçı erkek? İkisi kız, biri oğlan. 3 kardeşi var. Evet, 2 kız, bir oğlan. Kaç yaşındalar? 5 yaşındalar hepsi, 5-6 yaşlarındalar. Oo, daha çok küçükler. Evet, çok küçükler. Allah bağışlasın. Amin. Dün Ayten Hanım sizi, Mertcan'ın araması, sizi bu kadar arzu etmesi, size kavuşma özlemi, sizi mutlu etti mi? Çok mutlu etti. Görünce çok şaşırdım. 2 gündür ağlıyorum zaten. Yani onu görünce çok şaşırdım. Beni araması, beni anne olarak kabul etmesi. Beni çok ben seni her türlü kabul ederim anne. Yani benden nefret etmedi. Farklı bir arayışa çıktı beni yani. O beni çok mutlu etti. Siz aksini mi düşünüyordunuz? Evet, aksini düşünüyordum. Neydi yani, kafanızdaki düşünce? Diye düşünüyordum. Beni çünkü yıllardır aramadığımı düşündüğü için kabul etmeyeceğini düşünüyordum hep. Peki onu kucaklamaya gelecek misiniz? Yani ekran dışında evet. Tabii ben bundan sonra oğlumun arkasındayım her türlü. Onun yanındayım. Bu saatten sonrası. Artık hep yanında olacağım. Elimden ben de senin yanındayım anne, ben de senin yanındayım. Ve kavuşmak için ta 18 yaşımı bekledim. Ölürüm sana oğlum. Esra ablayı izliyordum hep. 14-15 yaşlarımda hep izliyordum yani, babaannemi. Ağlamam olur mu? Ağlama artık lütfen. Babaannemi bir... Bak beni buldun. O çabana, gücünle. Ama çok önemli bir şeyse 14-15 yaşlarında itibaren programı izlemeye başladın. Orada biyolojik ailesini arayanları mı görüyordun? Evet. Yani dedim ki bir gün ben de yani benim yanında duran olmadı. Şimdi o gün çıkıp gelmek isterdim ama yani yanına benim gelecek kimsem yoktu. Babam az çok bilirsin. Yani gelmez, etmez, yapmaz. Ben ne zaman reşit oldum dedim. Esra'dan yanına gideceğim dedim. Bir de reşit olmanın getirdiği bir şey var. Kimse bana karışamaz. O da var evet. O da var.
Annem bugün telefon attığında burada olmasını, seni kucaklamasını ister miydin? Çok isterdim abla. Anne. Annem. Ne zaman geleceksin? Ekran karşısında değil de arayacağım seni. Bulacağım, buldum zaten. Yani görüşeceğiz. En kısa zamanda seni buraya bekliyorum anne. Tamam annem, üzülme ama ağlama, olur mu artık? Ben seninleyim, yanındayım. Bir kere o geldiğin günü hatırlıyorsun değil mi? Evet annem, hatırlıyorum. Keşke de kaçmasaydım senden. Neden? O gün korkup kaçtım yani. Evet. Ya evet. Bilmiyordum yani annem olduğunu. Hayatım sen 5 yaşındasın, ya 20 yaşındaki yetişkin misin yani? 5 yaşında bir çocuk dürtüleriyle hareket eder. Bugün çocuğa istemediği yemeği versen yememek için kaçar. Bugün istemediği kıyafeti giydirmek istesen kaçar. O anda 2,5 yıldır görmediğin annene bir anda sarılmanı hiçbir yetişkin, anne çocuk doğurmuş bir insan, bir baba, bir anne senden bekleyemez. Ama o gün kaçtıktan sonra seni tekrar kucaklamak için büyük bir çaba sarf etmesi gereken ve bu sorumluluğun altında olması gereken kişiler ebeveynler. Sen değilsin. Sen çocuksun. Onlar seni dünyaya getirenler, sana o sevgi ve şefkati vermek zorundalar. Mahkemeleri, adliyeleri, karakolları arşınlamak zorundalar. Kapılara dayanmak zorundalar. Senden baba kaçırıyorsa seni kazanmak için ellerinden geleni yapmak zorundalar. Bunun suçlusu sen değilsin. Bunun suçlusu seni o gün gitmedin diye bir daha gitme cesaretini gösteremeyenler. Sakın beni yanlış anlamayın. Ben bunu genelde söylüyorum. Hayatın ve yaşamın faturasını çocuklarımıza kesemeyiz. Çocuklarımız küçüktür. Onları büyüten, onlara vermiş olduğumuz duygulardır. Onlara vermiş olduğumuz şefkattir. O yüzden onları kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ne zaman yetişkin olup bizi istemiyorlarsa o zaman kenara çekilebiliriz. Ama o çocukluk süreçlerinde tek anne babaya düşen onları kucaklamaktır. Bak ne güzel dedin. Abla yetişkin olmayı bekledim. Annemi aramak için. Yetişkinlik böyle bir şey işte. Karar almak, kararı uygulamak ve kararın arkasında durmak. Evet. Sen bunu yaptın. Bugün annen de seni kucaklamak için belki yani bilmiyorum bu anı bekliyor muydunuz? Bir gün beni arayacak, bir gün onunla kavuşacağım anını istiyor muydunuz? Yani onu kucaklamak için hazır mısınız gerçekten? Yani hazır değilim açıkçası. Hiç beklemiyordum oğlumun beni arayacağını. Hayalini kuruyor muydunuz bu anın? Tabii ki hayalini çok kurdum ama hiç oğlumun beni arayacağı hiç düşünmüyordum yani. Peki. Düşünmüyordum böyle bir şey. Annene ne sormak istiyorsan sor. Neyi merak ediyorsun? Niye öyle bir şey söyledin anne az önce? Ne oğlum? Az önce neden öyle bir şey söyledin? Ne söyledim oğlum? Hazır değilim dedin. Yani kaç senedir seni görmüyorum. O an nasıl yaşayacağımı hazır değilim dedim oğlum. Ya, yani bir insan içinde yani be olmasan bile der ki oğlum beni gelir bulur. Nerede, nasıl, ne şekilde olursam olsun o beni bulur der yani insan. Demez mi hiç? Yani babamdan dolayı bazı şeylerden dolayı seni arayıp soracağın birini hiç düşünmüyordum. Eda bir not. Bu arada Ayten Hanım. Buyurun Esra Hanım. Oğlunuzun doğum tarihini hatırlıyor musunuz? Yok hatırlamıyorum. 19 Nisan. Dün çok enteresan. Ağzından bir anda abla ben 18 yaşına yeni girdim deyince ben de hani ne derler oğlum, ona? Ağlama lütfen. Böyle içsel bir şekilde doğum günün kutlu olsun o zaman dedim. Ve Mert bana şöyle bir cevap verdi. Abla ben hiç doğum günümü kutlamadım dedi. Gel. Niye hatırlamıyorsun anne niye? Oğlum o kadar şeyler yaşadım ki ondan dolayı oğlum. Ben senin doğum tarihini biliyorum ama. 1984. Oğlum üzülme lütfen.
o kadar şeyler yaşadım ki ben de kendimce. O yüzden yani sen bunu farklı değerlendirme lütfen. Benim de sıkıntılarım oldu. Benim de hayatım üzerinde gitmedi. Sana hak veriyorum ama benim hayatımda dinleyince bana hak vereceksin. Bu saatten üzülüm, sonra acılarınızı... Ben yanındayım, arkandayım. Rica ediyorum. Bu saatten sonra acılarınızı yarıştırmayın. Çünkü evladınızın 18 yıl boyunca kalmış olduğu o sevgi boşluğunda onun acısı herkesi tokatlar. Esra Hanım, size de çok teşekkür ederim. Sizin de ikiniz de oldu bu. Allah razı olsun. Hep söylüyorum, ben sadece ya aracıyım. Mükemmel bir insansınız. Ben sadece çok aracıyım. Size cesaret, çok seviyorum ben. Cesaret eden, buraya gelen, sizi düşünen, size kavuşmayı hayal eden bir evladınız var. Yine de şanslısınız. Evet. Ben onun için bir aracıyım yani. Evet, Allah razı olsun Esra Hanım. Doğum günü enteresan yani, her gün doğum günü üzerine bir şey oluyor. Bir dakika bekle. Ver. İyi ki doğdun Mertcan, İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, İyi ki doğdun Mertcan. Bundan sonra hayatındaki doğum günü kutla. Biri 19 Nisan, bir de bizimle olup annene kavuştuğun. 12. ayın 13'ü, 2023. Çok güzel bir ömrün olsun. İnşallah. Kalbin gibi tertemiz bir hayatın olsun. İnşallah. Bugüne kadar senden çalınan ne varsa her şey geri gelsin. İnşallah. Ve sen çok mutlu ol. İnşallah ablacığım. Hadi. Sen dileğini dile içinden. Ne istiyorsan. Bak pastanın üzerine ne yazıyor. Çok teşekkür ederim ablacığım. Çok mutlu oldum. İyi ki varsın. Siz de öyle, iyi ki varsınız. Yani iyi ki bu yokluklarda olan güzel kişileri kavuşturuyorsunuz, iyi ki. Keşke bunların hiçbiri yaşanmasa Mertcan. Ben de öyle dua ediyorum biliyor musun? Hiç böyle sorunlar olmasa, hiçbir çocuk annesiz babasız kalmasa, hiçbir çocuk annesi babası tarafından terk edilmese, hiçbir ebeveyn huzursuzluk, mutsuzluk ya da başka birine kaçmaktan dolayı boşanmasa, herkes ailesinde huzurlu olsa ve yemin ediyorum Allah'ım öyle dua ediyorum, ben şu programa çıkartacak bir tane mutsuz konu bulamasam. En büyük duam bu. En büyük duam. Bazen hayat şartları el vermiyor işte, aileler kavga ediyor. O yüzden de ayrılma oluyor, çocuklar arada kalıyor. Hayattaki en büyük görev karı koca olmak değil. Bence çocuk dünyaya getirdikten sonra insan olup o çocuğu iyi yetiştirmek. İster anne de büyü, ister baba da. Boşanmak kötü bir şey değil. Boşandıktan sonra anne baba olmak çok kıymetli. Ama kötü insansan kötü anne kötü baba oluyorsun. Yani demek ki insanlar ikiye ayrılıyor. İyiler ve kötüler diye. Dilerim bundan sonraki pastasını sizinle üfler. Ayten Hanım. Sağ olun Esra Hanım. Bu pasta senin. Yayından sonra kim ne istiyorsan onunla ye. Ben bunu yarına kaldırmak istiyorum. Evet. Yarın annemle yemek istiyorum. Ah yerim ben seni ya. Şimdi. Telefon hattında kim var? Bir iki dakika. Bu arada senin telefonun yok. Abla da telefon, tamam. Evet. Onlar da telefonun yok sanıyorlarmış. Ha, arızalı mı diye, yok hayır. Şimdi bir telefonumuz daha var. Sanırım şu anda seninle bu anı gözyaşları içerisinde izleyen o kişi. Biyolojik anne tekrar telefon attığında, kız arkadaşın annesi Yurdagül Hanım telefon attığında. O bu sevinci seninle eminim yaşamıştır. Alo diyebilirsin.
Alo. Alo. Gül abla. Efendim canım. Duydun mu? Duydum, gördüm. Çok mutlu oldum senin adına. Gözün aydın. Teşekkürler. İnşallah bundan sonra annenle görüşür, tanışırsın. İnşallah abla. Sizle de tanıştıracağım inşallah gelirse. İnşallah, inşallah görüşürüz, tanışırız. Yurda... Gelir inşallah. İnşallah. Vallahi çok heyecanlandım, çok üzüldüm. Burada gözyaşlarımı tutamıyorum. Ayten Hanım'a merhaba demek ister misiniz? Siz... Tamam derim, evet. Sizi duyuyor şu anda. Tamam, Ayten Hanım merhaba. Merhaba. Kendinizi tanıtın lütfen. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Sizi ne zamandan beri arıyoruz, bulamadık. En son Esra Hanım'a çıktı, yol gönderdim Mert'e. Çok iyi yapmışsın. Allah razı olsun sizden de. Sizin vesilenizle olmuş oldu bu iş. İşte onun... Bir şey değil canım. Benim işte, ben kız arkadaşının annesiyim. Memnun oldum. Ben de öyle. Bence siz daha iyi tanıyan biri olarak Mertcan'ın annesini anlatır mısınız? Siz çok daha iyi tanıyorsunuz çünkü. Mertcan'ı işte vallahi ben de şu anda çok içim doldu, böyle konuşamıyorum. Mertcan yani çok böyle anne hasretiyle yanıp tutuşan bir çocuk. Annesini arıyordu işte ben tanıdığım zaman. Ben tanıdığım zaman hep annemi bulmak istiyorum abla, annemi bulamıyorum diye hep hüzünlüydü. Çok kendini çok güzel yetiştirmiş, çok efendi bir çocuk. İnşallah görüşür, tanışırsınız. Tek temennimiz olur. Tabii ki. Size de tanışırız inşallah nasıl olursa. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Bu arada Yurdagül Hanım, Dilara yanınızda mı? Şu yanımda da şu anda konuşamıyor ki, o da heyecanlandı. Şimdi ben konuşmak istiyorum. Dilara'nın sesini duymak istiyorum. O da tamam, bir dakika. Hadi verin. Heyecanlandı o da. Anneme seslenebilir miyim? Allah dağına göre kar mı veriyor? Nasıl bir aileye de denk gelmiş. Dilara merhaba. Az bir dakika. Sonra anneme seslenebilir miyim? Alo merhaba. Tabii konuşturacağım. Dilara nasılsın? İyiyim abla, siz nasılsınız? İyiyim, senin okulda olduğunu düşünüyorduk. Mertcan, ha, evet. Dilara. Benim çıkacağım duyduysa koşa koşa gelmiştir. Evet, daha yeni geldim zaten okuldan. Dilara ile konuş. Dilara. Efendim? Yeni mi geldin okuldan? Evet, yeni geldim okuldan. Ay, şu an çok heyecanlıyım. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Dikkat ettin inşallah gelirken. Ettim. İyi. Neye dikkat etti yolda? Yok yani dikkatli ol diyorum yani hep gidip gelirken. Ha gidip gelirken araba çarpmasın falan diye, evet. Mi? Ay. Dilara'cığım asıl mevzumuz. Efendim? Biraz önce Mertcan annesinin sesini ilk kez duydu. Evet ya, ben de çok mutlu oldum. Kavuştu annesine. Ya bu benim için tam bir kavuşma sayılmaz. Yani. Senin için sayılır mı? Yani şu an sayılmıyor da inşallah hepten kavuşurlar. İnşallah. Ayten Hanım, Dilara telefon attığında. Efendim ama? Dilara merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Sizin vesilenizi de bulmuş oldum, oğlum o. Sesiniz gelmiyor. Sizin vesilenizle de bulmuş oldum oğlum, vesile oldunuz böyle bir şeye. Ayten Hanım bekliyoruz sizi yarın. Pasta bekliyor biliyorsunuz. Tamam Esra Hanım, gidin. Yarın sizi bekliyoruz. 18 yıl siz ona ulaşma ve gitme cesaretini gösterememişsiniz. Ama o sizi arama cesaretini gösterdi. Bu çocuktan bu hakkı almayın. Bence bunu borçlusunuz ona. Teşekkür ediyoruz. Pastayı da bekletiyoruz. Biliyorsun pastanın ömrü 2 gün yani. Ondan sonra bunlar... bozuluyor, çöpe. Ben yenisini alırım ona. Bugün bir nebze daha mutlu olman gerekiyor. Mutluluktan ağlıyorum zaten abla.
çünkü hayatındaki o belirsizliklerin kalktığı, sorularının cevabını bulduğun bir zamanı yaşıyorsun. Annemi arıyorum. Hayatta mı, iyi mi, değil mi? Annen hayatta ve iyi. Onun kendi bir aile düzeni, üç kardeşin ve bir evliliği var. Annenle telefonda konuştun. Ama bu seferki gözyaşları mutluluk için. Evet. Pastan nerede? Dün arkadaşlar yedi. Ben yemedim ama. Kim yedi ya? Ya hamileler vardı. Canları çekmiş. Ben de odamda uyuyakalmışım o sıra. Onlara verdim yani yesinler diye. Oh afiyet bal şeker olsun. He? Yani tabii ki. Yani konu pasta olsun. He? Konu pasta olsun. Keşke sorunumuz pasta olsa. Pastanın yokluğu 2 dakikada yani. Pastayı buluruz, pastayı yaparız. Mühim olan o pastadaki mumları ve o pastayı yiyeceğimiz kişi. O bizimle beraber olacak mı? Anne dün ben geliyorum dedi. Mertcan'ın annesi geldi mi? Anne gelmedi. Gelmeyi tercih etmedi. Çünkü bir hayatı, bir çevresi, bir düzeni var. Belki de bu sebeple gelmedi. Ama anne gelmedi. Bu tamamen onun tercihi. İstiyor ki sen git. Ben şöyle düşündüm. Sen yasak bir aşktan, yasak bir ilişkiden dünyaya gelen, doğduğu zaman saklanan bir çocuk değilsin. Kapı gibi nüfus kağıtlarında da, hayatında da bitmiş olan evliliğinden dünyaya gelmiş olan bir çocuksun. Senin varlığın, ki yasak ilişkiden dünyaya gelmiş olsan bile bir çocuğun varlığı yok sayılamaz. Yokmuş gibi davranılamaz. Yaşadığımız çevreye, insanlara bugün bunun cevabını vermenin zor olmasını gerçekten anlamıyorum. Anlayamayacağım da. Ama sonuç oğlum gelmedi. Çok istedim. Ekip arkadaşlarımızla konuştular. İçeride bütün çalışanlarınızı zorladım biliyor musunuz? Sabahtan beri geldim diye. Sen onu aramak için buraya geldin, aramak için çıktın. Ama gelmedi. Belki de bugüne kadar senin varlığını etraftan sakladı. Bu sebeple mi gelmedi? Ya neden olduğunu bilemiyorum. Çünkü bu çocuk hani bilinmez bir çocuk değil. Öyle bile olsa seni onu aramak en doğal hakkın. Hakkını aramak en doğal hakkın. Hesap sormak en doğal hakkın. Bunlar senin hakların. Olması gereken o. O nasıl yani programda işlediğimiz biyolojik aile konularında o gün o bırakma hakkını buluyorsa o çocuk yetişkin olduğunda onu bırakana hesap sorma hakkını her zaman kendinde bulmalı. Ama sen öyle bir çocuk değilsin. Hele yani velayet babaya verilmiş, gün belirlenmiş,
Sen bugün 18 yaşında, o gün senin 5 yaşındayken istemedi beni demişti. Bugün anneni istiyorsan annenin koşarak gelmesi lazım. Bir de sen pırlanta gibi bir çocuksun. Sen gidersin. Sen aslında şunu da ispatlamak istedin. Annem de beni istiyor. Annem de bana sarılacak. O da beni özlemiş. Evet. Çok isterim gelmesini de işte gelmedi. Yani ister istemez şöyle düşünürüm. Acımı dindirmiş demek ki. Acımı dindirmiş demek ki çocuklarıyla. Bir anne için isterse 20 tane çocuğu olsun. Hepsinin yeri ayrı, hepsinin kokusu ayrı. Hepsinin onu hissettirdiği ayrı. Yani 18 yaşındaki anneliğinle 20 yaşındaki anneliğin arasında, 30 yaşındaki anneliğin arasında dağlar kadar fark var. Mertcan 2,5 yaşında babasından ayrılan ve sonrasında bir daha görüşmediği o annesiyle kavuşabilmek, bir araya gelebilmek için programa başvuruda bulundu. Bu konuda sadece Mertcan değil, onunla onun hikayesine tanıklık eden herkes ne kadar üzülebilirse o kadar üzüldük. Daha da üzülüyoruz bence. Annesini buraya bekledi ama annesi gelmedi. Bir telefon görüşmesi ama sonrasında gelmedi. Her seferinde hazır değilim dedi. Annen hiç hazır olamıyor. Şimdi bugün mü dün mü? Dün akşam. Dün akşam. Annenin şimdiki evli olduğu kişi Mertcan'ı arıyor. Şöyle oluyor, programdan giden bir kişi var. Evet. Onunla burada ilk başta bir arkadaşlık yapıyor herhalde benim üvey babam. Buraya geldiğinde. Hı. Evet. Hı hı. Onun aracılığıyla konferans yapıyorlar. Bana şöyle bir kelime de bulundu. İşte annen böyle böyle söylüyor. Şu an o otelden çık. Şahzatilerim falan var dedim içeride. Ben gidemem dedim. Kimliğim var dedim. Her yere ben imza attım dedim. Hı hı. Olmaz dedim. Olamaz dedim. İşte ne yap ne et. Kimliği bilmem ne yaparım falan kelimesini kullandı abla bana. Dedim ki ben yapamam dedim. Bunu ona da söyledim. Yani dedi ki o salıyla çarşambayı annen saymıyormuş dedi. Eğer dedi yarın dedi çıkarsan dedi anca ölüsüne gelirsin dedi. Annen sana bunları söyledi ve ben de katılıyorum dedi. Annen seninle görüşecek ama oradan çık bir an önce. Annenin yanına gel. Telefondaki de annem değilmiş. Dur şimdi oraya geleceğim. Annenin yanına gel diyor. Sen annene bir annemle telefonda görüşebilir miyim diye sordun mu? Evet. Ne dedi sana? O şu an hazır değil dedi. Zaten 2 aylık hamile dedi. Bu kadar şeyi kaldıramıyor dedi. Yani dün akşam annenle telefonda konuşmak istediğinde annen hazır değil miymiş? Evet, öyle söyledi. Annen hazır değil. Peki bu arada asıl bomba bu. Annem benim doğum günümü nasıl bilmez gibi bir soru mu sordun ona? Hayır, burada da söylemiştim yani telefondaki annem olmayan kişiye. Aslında telefona bağlanan annen. Sen annenle konuştun. Ama telefondaki kişi gerçekte kim? Annenin yakın akrabası dedi. Yani Mustafa Akın'ın akrabası. Hayır, annemin yakın akrabası. Annenin akrabası. Meryem ismini vermişler. Bana şunu da söyledi. Nasıl? Ne? Bir kadın, yani senin annen... Bir anne çocuğunun bir anne, doğum evet. Gününü bilemeyecek kadar... Evet. Ne bileyim, vicdansız değil. Evet. Sen bilemedi diye sorduğunda? Yani ondan sonra işte bu aramadaki kişi zaten annen değil dedi zaten ondan sonra da. Evet, o gün anne bilemedi. Acaba o bilememesinin üstünü kapatmak için mi böyle bir şey söylüyorlar? Yoksa
Ayten Akın yerine kendi akrabalarını, işte Meryem, Ayşe, Fatma onu mu konuşturdu? Mertcan, ben sana gerçeği söyleyeyim mi? Annenin seni isteyip istememe hakkı bile yok bence. Hayatında şimdi evli olduğu kişi Mustafa Akın, annen adına karar veren, annen adına konuşan, annenin hayatıyla ilgili yönlendiren kişi. Evet, ben de katılıyorum size. Çünkü dün akşam konuşmamızda atarlı atarlı konuşması, giderli giderli konuşması, ben bu hayatın çemberinden geçtim demesi, sana orada böyle yapıyorlar, şöyle yapıyorlar demesi. Zaten ben bunları anlamıştım onun öyle bir kişiye sahip olduğunu. Yani mesela sen o zaman beni şimdi annemle görüştür dediğinde niye dedim, görüştüremedi? Dedim işte, o dedi ki işte ondan sonra da. O otelden çık, kimlik mimlik önemli değil, biz sana çıkarttırırız. Cuma veya en geç cumartesi ben seni arayacağım. Kemal abi bana numarasını verecek. Artık söyledim, yapacak hiçbir şey yok. Kemal abi bana numaranı verecek. Cuma veya cumartesi ben anneni maddi manevi şekilde bir hazırlayacağım. Ondan sonra sizi görüşeceğim. Ayten Hanım hala hazır değil mi seninle karşılaşmaya? Ben bilmiyorum. Kendisi bana öyle söylüyor abla. Sürekli Mustafa Bey diyor ki anne şu anda seninle karşılaşmaya hazır değil. Evet, üstelik de 2 aylık hamileymiş. 2 aylık hamile olabilir. Ama seninle karşılaşmaya hazır olmamasını anlamıyorum. Onu ben de anlamıyorum. Ya ben... Hayatım sen doğduğu zaman terk edilen bir çocuk değilsin. 2,5 yaşına kadar bu kadın sana bakmış. Senin şu anki ortaya çıkışın ve onu araman ya Ayten Hanım'ı rahatsız etti ya Mustafa Bey'i rahatsız etti. Bence Mustafa Bey'i rahatsız etti. Yani bak şimdi görüyor musun, senin oğlun da çıktı, bizim üzerimize zaten bizim 3 tane çocuğumuz var. E bir de 4.'sü çıktı, benim üzerime yük gibi mi görüyorlar seni? Onu anlamıyorum ki. Ya ben de bunu demiyorum ki Mustafa Bey'e. Ya ben annemi senden alacağım. Annem artık benim yanımda kalacak demiyorum ona. Ya göreyim, varlığını hissedeyim. Birkaç hafta senden izin isterim zaten. Arka tarafta da konuşmuştuk çalışanlarınızla. Birkaç hafta ben senden izin isteyeyim. Ben seni gene kocandan ayırmayacağım. Çocuklarından gene ayırmayacağım. Ben seni göreyim. Nerede olduğunu bileyim. Ara sıra görüşürüz. Eğer istersen tabii ki de derim. Diyecektim zaten bunu da ona. Ama annenin zihinsel olarak sana seninle görüşmeye hazır değil cümlesi çok ağır bir cümle. Ve ben bu şekilde burada hazırsam abla. Yani bence Mustafa Bey'i bu durum rahatsız etti. Bugüne ayrıca kadar istemiyordu. Mertcan hiçbir zaman annesini istemeyen, annesine aşırı öfkeli olan bir çocuk olduğu düşüncesi yaygın olduğu için nasıl olsa beni hiç aramaz. Ama ben annemi seviyorum dediğinde bak ihale bir boğaz daha çıktı ortaya gibi. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi Esra Hanım kusura bakmayın da anne anne değilse bence bağlanan da üvey babanız, yani annenizin eşi olmama ihtimali de var. Eğer size bunu söylüyorsa. Evet. Çünkü 18 yıl, 2,5 yılı ben şey almıyorum kale. Çünkü anneliği ya da babayı fiziki anlamda hatırlamayabilir. 4-5 yaşında olsam belki. Yani 18 yıllık bir özleme, sahte bir anne bağlanıyorsa. Şimdi anneni size bağlanıp şunu demiyor ki. Evladım ben bir hayatım var, ekrana çıkmıyorum ama babanı gönderiyorum. İşte ben bir evlilik yaptım o kişiyle. Bunu da duymuyorsunuz siz. Bu, diğer kişi de. Acaba annenizin eşi olmama ihtimali var mı? Bu arada önemli bir detay daha var. Kaç çocuğunuz var diye bir soru yönelttim. 3 tane çocuğum var dedi. Evet. 2 kızım 1 oğlum var dedi. Aslında 3 kızmış. Aslında evet 3 kızı var. Bir telefon konuşmasını hatırlayabilir miyiz? Gelsin ekrana. Bugün bir hayat kurdunuz mu? Çocuklarınız var mı? Evet var. 3 tane. 2 kız 1 oğlan. Kaç yaşındalar? 5-6 yaşlarındalar. Ayten Hanım, oğlumuzun doğum tarihini hatırlıyor musunuz? Yok, hatırlamıyorum. Yani bakın, şimdi bak telefon konuşmasını Ayten Hanım buna hazır değilse bu telefon görüşmesini yapamaz. Bu telefonda görüşülecek olan kişi eğer Ayten Hanım'ın akrabasıysa o kişiyi kim seçti? Mustafa Bey seçti. Yani bu oyunu kim kurdu? Ayten adına bağlanma oyununu kim kurdu? Önce bu sorunun cevabını almak lazım. 2, Ayten Hanım niye çocuğuyla bir görüşme yapamayacak? Bu çocuk hep vardı.
Bu yasak sürpriz yumurta değil ki bu. Şey, bu çocuğun hep varlığı vardı ortada. Yeri belli, yurdu belli. Bunu da sordum. Senin adresin belli mi kardeşim? Evet. Belli. Babanın evi, babaannenin evi belli mi? Evet. Belli. Herkesin yeri belli. Sadece gidip bir kapı çalınacak. Çalamıyor musun kapıyı? Ya kardeşim, velayeti babada olan, benim görmem gereken günlerde baba bana çocuğu göstermiyor dediğinde 100.000 kere o kapıyı arşınlar mıydın? Arşınlardın. Her türlü yasal hak varken Ayten Hanım'ın bunu kullanmak istememesinin sebebi kendi iradesi mi yoksa şimdiki eşinin iradesi mi onu bilemiyorum. Şimdi sürütüye bir kişi gelecek. O kişinin kim olduğuna dair bir fikrin var mı? Annen dışında tabii ki. Var. Kim? Kız arkadaşım. Şimdi almadı abla, ağladığımı görmesin. Efendim? Şimdi almadı, ağladığımı görmesin. Almayayım mı hemen? Ağladığını şimdi görmesin mi? Niye? Ya, erkekler ağlamaz mı? Beni pek ağlarken görmedi böyle. O yüzden. Ağlamak çok insani bir duygu. Gülmek gibi bir şey. Senin ağladığını görürse ne olur? Bir şey olmaz yani. Bir şey olmaz da. Ben yani ne bileyim. Beni böyle üzgün görmesini istemiyorum. Yani, hayatında güçlü olmak zorunda değilsin. Yani hayatına daha direkt katmak isterim yani. Üzgün ve onun karşısına hiçbir zaman çıkmadım. Hayatına renk mi katmak istiyorsun? Hı? Onun da benim de. Tamam. Üzgün görmesin seni. Evet. Ama hayata renkler sadece mutluyken katılmıyor. Bazen yaşamış olduğumuz o acılar, o duygu paylaşımı bence bizi daha çok yakınlaştırıyor. Bence karı koca arasında böyle bir hastalıkla ilgili duygusal paylaşımlar olduğunda bence çok daha yakınlaşıyorlar. Senin gözyaşlarını da görsün, senin gözyaşlarını da silsin, sen de onunkini sil. Samimi bir şekilde birbirinize her şeyi anlat. Dilara mıydı, Dilruba? Evet. Dilara, çok merak ediyorum Dilara'yı. Önce ben kucaklayacağım. Gelsin Dilara, hadi. Hoş geldin. Ay. No. Ağlama. Ben senin hep yanındayım. Gel seni ben bir kucaklayayım. Gel. Nasılsın? İyiyim, nasılsınız? İyiyim ben de. Yani şimdi bu yaşlardan bahsederken, alın bu çocuklar da 18-20 yaşında. Bunların olgunluğu, ayakta kalma mücadelesi kimde var? Gel. Büyümüş de küçülmüş bunlar. Bugün gözyaşını silmeye geldim. Evet. Son olayları duyduğunda bazen şey deriz ya, şaşırmadım. Gördüm. Sanırım o ilk günlerdeki heyecanın yok. Ne hissediyorsun? Ya böyle nasıl desem? Biraz daha ses. Mercan gerekeni yaptı. Hı hı. Ama olmadı yani. Ama ben onun hep yanındayım yani. Ben ona her şeyi olurum. Sizin arkadaşlığınız özel bir arkadaşlık. Evet. Yani sizin yaşınızdakiler daha, genellemeyeyim ama daha uçarı kaçarı, daha başka hayaller peşinde koşarken ikinizde de bir derinlik var. Empati yapabiliyorsunuz. Bunu paylaşabiliyorsunuz. Daha ağırsınız yaşıtlarınıza göre. Yani nasıl diyeyim abla? Bana iyi gelen olmadı. Ben dedim ki yanımda olan kişiye, hı hı, öyle bana davranıldığı gibi davranmayayım dedim. Ve hiç yaptım mı? Yapmadım.
Hep yani oraya giderken, buraya giderken hep yanında oldum. Hep dedim bir eksiğim var mı, bunun var mı, şunun var mı? Bende olmadığı halde ona verdim. Evet. Senin okuldan çıkıp eve gitmen bile onun için önemli. Başına hani bir kaza bir şey gelmesin diye biraz kaygılı. Kaybetme korkusu. Kaybedenlerin kaybetme korkusu çok olurmuş biliyor musunuz? O benim işte. Çünkü zaten o duyguyu bildiği için o kaybetme duygusunu ağır yaşıyor. Ne güzel ama bugün buraya da gelmen. Anne de mi geldi? O çıkmayacak peki ama onu da bir uzaktan görmek isterim. Telefon hattında Yeter Hanım var, Esra Erol'da seyircilerinden. Mertcan seninle ilgili sayısız telefonlar geliyor. Senin hayatına dokunmak, senin hayatını iyileştirme konusunda destek olmak isteyenler var. Önce bunları kabul ediyor musun? Bana değil, ona sorun. Niye de, neden? Benim yerime en iyi kararları o veriyor. Evet yani. Çok enteresan yani bu yeni nesil beni çok şaşırtıyor. Kimi sinirlendiriyor, kimi acayip şaşırtıyor yani. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? İyiyim valla, bağlandım, daha çok heyecanlandım şimdi. Siz ben Mertcan'a destek olmak istiyorum demişsiniz. Evet. Buyurun İyiyiz. Lütfen. Valla askerliğini falan yapmamış dediler. Evet. Artık ev mi açacaksınız, asker de mi olur, ne olur? Ben ona yardımcı olacağım. Ay. Benim oğlum yok. İki kızım var. Allah bağışlasın. Yalnız yaşıyorum. Elimden geleni yapmayı da düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Mertcan. Teşekkürler ablacığım, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Alo. Sağ olun Yeter Hanım, güzel kalbinizden öpüyorum. Çok telefonlar var. Tüm telefonları da böyle arka arkaya almak istiyorum. Herkese de fırsat vermek istiyorum. Bir telefonumuz daha var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Mertcan'a nasıl destek olmak istiyorsunuz? Ben desteğimi yaptım bugün. Ay. Yılbaşında sevgilisiyle beraber eğlenmeye gittim istiyorum. Hayat kısa, eğlensin, mutlu olsun. Yani onu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Güzel bir pastalık doğum gününü beraber kutlasınlar istiyorum. Ay şahane. Çok teşekkür ediyorum. Güzel kalbinizden öpüyorum. Başka bir seyircimiz var. Nazan Hanım telefon hattında. Nazan Hanım hoş geldiniz yayına. Alo, merhabalar Esra Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Yani bir tarafta bu telefonlarla Mertcan adına çok mutluyum. Ama diğer tarafta tabii ki üzgünüm. Buyurun lütfen. Aynen. Hepimiz de çok üzüldük. İki gündür böyle çok üzgün bir şekilde izliyoruz Mertcan'ı. Aynen. Çok da duygusuzum. Benim büyük oğluma çok benziyor. İşte ben de askere gidecek. Ona ufak bir yardım yapmak istiyorum. Nuray Hanım'la görüştüm zaten. Ay şahane. Evet, görüştüm, konuştum. İnşallah destek vereceğim. Çok teşekkür ederim. Askere gidecek. Elimden gelen ne varsa yapacağım onun için. Sağ olun. Ben Mertcan adına teşekkür ediyorum. Mertcan eminim bu teşekkürleri yapacaktır. Şimdi ben onlara sordum. Bu yardımları kabul ediyorsa. O etmiyorum dese de ben onu duyar mıyım? Ben bildiğimi okurum yani. Bir telefonumuz daha mı var? Birazdan. Bu arada şu anda kilitlenmiş telefon hatları. Çok teşekkür ediyorum. Samimiyetle hepinize. Bu çok kıymetli bir şey Mertcan. Ya gerçek bir ailem yanımda olmasa da sizler varsınız. Aile kimdir biliyor musun? Yani illa anne babadan doğmuş olmana gerek yok aile olmak için. Hayatının her anını beraber paylaşabiliyorsan, hayat zorluklarını, hayatı mutlu anlarını beraber yüklenebiliyorsan o zaman bir ailesin. Yani seni doğurmuş olduğu için annen evet, biyolojik annen o. Nüfusta da annen o. Ama 18 yıldır hayatında ve yaşamında olmamış birinin sadece anne sıfatı var. Bir anne, da babaannen daha büyük bir anne. O fotoğrafa da şu an bakmak istemiyorum. Neden? Çünkü yani üvey babamın bir
nevi yani şeyine gelmiş. Onun baskısı altında kalmış. Onu yapmaması için... Ama şunu söyleyeyim. Evladına ulaşmak isteyen bir anneye... Her zaman ulaşırdı. Hiç kimse engel olamaz. Var ya önünde dağ olsun bak o dağı deler. Kadında böyle bir şey var. Bir fotoğraf daha varmış. O fotoğrafı da... Ha bizim fotoğrafımız mı? Vallahi kardeşimizsin, evladımızsın. Bundan sonra biz varız. Ha bir de hayatta hep şuna inandım. Hayat kendi pazarlıkları yapanları hep yarı yolda bırakmıştır. Saf ve samimi olanları, menfaatsiz olanları Allah her koşulda hep rızıklandırmış ve kuşatmıştır. Buna çok inanıyorum. Herkes kendi hesabını Allah'a verecek. Sen yalnız değilsin, biz buradayız. Gel. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.